Medyaskop ekranlarından merhaba. Bugünkü özel yayında başörtülü kadının nasıl yaşaması gerektiğine kim karar veriyor sorusuna cevap arayacağız ve konuğum da Hadiye Yolcu. Sosyal medyada özellikle ben dün gördüm ama ara ara sürekli böyle tartışmalar dönüyor. Başörtülü kadınlar üzerinden başörtülü kadının oje sürmesi, alkol alması, alkollü mekanlara gitmesi üzerinden ve tabii ki sigara içmesi de buna dahil pek çok konu üzerinden tartışmalar yürüyor. Konuma dönmek istiyorum hemen. Hadiye, merhabalar. Sen de başörtülü bir kadınsın, aktivistsin. Daha önceden de ben seni biliyorum, tanıyorum ama sen nasıl bakıyorsun bu tartışmalara acaba? Yani kadınların bir kalıba sokuluyor olması, başörtülü kadınların özellikle ki bunun kesim olarak bir şeyi yok. Hani İslamcı veya muhafazakar dediğimiz çevrelerden daha çok seküler diyebileceğimiz insanlar tarafından bu tarz yargılara maruz kalıyor kadınlar. Ne düşünüyorsun? Merhaba öncelikle. Başörtülü bir kadın olarak bu toplum içerisinde en çok evet biz maruz kalıyoruz. Dediğin gibi her iki taraftan da sadece muhafazakar mahallede değil. Çünkü toplumun genelinde bir toptancı bir zihniyet var. Dolayısıyla ahkam kesmeyi çok seviyoruz toplumca. Her konuda her şeyi çok biliyoruz ve insanlara şekil vermeyi çok seviyoruz. Biz nasıl istiyorsak öyle yapsınlar istiyoruz. Bu şekilde mesela özellikle muhafazakar kesimde öncelikle bu öğreti şeklinde zaten devam ediyor. Yani okulda zaten bir eğitim alırken de hani insana zaten eğitim şekil veren bir şeydir. Biz muhafazakar mahallede bunu biraz daha fazlalaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı Sübyan okullarından başlatıyoruz. İşte yazın camilerde okumaya eğitim için gönderiyoruz. Yetmiyor Kur'an kurslarına gönderiyoruz vesaire. Dolayısıyla zaten sürekli insana şekil vermeye başlıyoruz. Ama kadın konusu söz konusu olduğunda biz biraz daha şekil vermeye çalışıyoruz. Kadın nasıl olmalı, nasıl örtünmeli? Örtüsünü de beğenmiyoruz açıkçası. Yani hani örtündü diyelim, eteğinin boyu nasıl olmalı, tunik giyecek mi, pantolon giyecek, pantolonun dar mı olacak, eteğinin boyundan işte zaten şort giymesi mi haşa, asla yakıştırdığımız bir şey olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun sınırını kim belirleyecek? Yani muhafazakar mahallede sıkıştırılmış bir şey var, kadınlara bir alan var. Dolayısıyla bugün bunun bu şekilde toplumsal normlarla sıkıştırılarak kadına şekil verdiğinizde aslında biz şu anda bunun sonucunu yaşıyoruz. Yani çocuklar özgür bir alan istiyor. Eğer bu şekilde baskılarla olması gerekiyor olsaydı, yani iyi bir sonuç verecek olsaydı, bugün muhafazakar mahallede muhafazakarların çocukları aynen kendileri gibi muhafazakar olurlardı ki biz bunun aksini görüyoruz. Çocuklar Diyanet'in de yine deklar ettiği gibi deizme kayıyor. Yani çünkü kendini aslında alan açmaya çalışıyor çocuklar. Kimse o sıkışmış alanda, daha doğrusu gençler tam böyle lise çağında bile ergen dönemde biliyorsunuz, hangi konuda olursa olsun kendisine ne yapılması gerektiğini söylenmesine zaten hoşlanmıyor. Ve biz din konusunda da sürekli emir ve yasaklarla onlara bunu empoze etmeye çalıştığımızda aslında iyi bir şey yapmıyoruz. Eğer yani bir Müslüman olarak bundan biraz üzüntü de duyuyorum. Eğer bir şeyleri vermek, öğretmekse amacımız, bunun zaten yolu bu değil. Bu olmamalı. Sevdirmek lazım öncelikle. Ama biz korkutarak başlıyoruz maalesef. Zaten dini öğretirken en başta korkutarak başlıyoruz. Dolayısıyla genç kızlarımıza mesela bakıyoruz. İşte eşarp, geçen senelerde, son senelerde böyle kızlarda işte hani az biraz saçının görünmesi gibi bir bağlama şekli çoğaldı. Örtüyorsanız doğru örtün, örtmüyorsanız hiç örtmeyin. Ve işin ilginç tarafı biz bunu muhafazakar kesimden duyduğumuz kadar, yani Müslüman olmayanlardan ya da işte hani seküler hayatı yaşayan ya da başörtüsüzlüğü, kamuda başörtüsünü yasaklayalım diye alkış tutanlardan daha çok görüyoruz. Yani olacaksan daha doğru Müslüman ol. Neden? Yani bir kadın sadece saçının ucu göründü diye daha mı az Müslüman oldu? O zaman aslında işin sonucunun nereye gittiğini de fark etmiyor. Bir yerde gelecek ve kendisine zaten dokunacak. Yani o seküler kesimin ben daha korkunç bir şey yaptığını düşünüyorum. Yani aslında saldırırken kendi özgürlük alanlarını kısıtlayan o kırmızı çizginin kendilerine yaklaştığını görmeleri lazım. Peki sence neden acaba böyle bir
tavır içindeler. Yani muhafazakar iktidarı, genelde muhalif ve seküler dediğimiz kesimden alıyoruz. Muhafazakar iktidarı olan öfkeyi acaba Müslüman kadınlardan, başörtülü kadınlardan mı çıkarıyorlar? Şöyle de bir şey acaba olabilir mi? Tabii biz de bunların üzerine çok düşünüyoruz. Şimdi mesela 17-18 yıllık işte bu muhafazakar iktidarın çevresinde şekillenen özellikle sosyal hayatın şekline baktığımız zaman kadınların işte tesettür modası diye mesela bir şey çıkardı. Biz bunu işte düne kadar aslında işte o cumhuriyet balolarının işte burada hani tırnak içerisinde kullanıyorum. Medyada gösterilen kısımdan daha doğrusu ya da işte moda sektörünün aslında bugüne kadar hep yine tırnak içinde kullanıyorum işte modern kadın görüntüsünün karşısına muhafazakar kadın işte yeşil sermayenin de aslında kapitalizm sahasına inmesiyle birlikte kendi argümanlarını çıkarmaya çalışmasından kaynaklı. Mesela muhafazakarların işte moda, tesettür modaları yaymaları. Dolayısıyla aslında biz de varız. Yani bunu biz sizden daha iyi yaparız derken bir özentilik ya da işte alanlarda işte yer alma şeyi, hırsı diyelim ya da işte buralar bizim hırsı vardır ya. Bununla beraber aslında kadınlar kendi sahalarını kaybettiler. Yani muhafazakar kadınlar aslında o gün dün mücadele ettikleri kendi sahalarını kaybettiler. Yani başkalarının sahalarına sahip olmak isterken kendi sahalarını, öz sahalarını kaybettiler diye düşünüyorum. Bu çatışmanın içerisinde ne oluyor? Peki yani yukarıda kimse aslında bu meselelerin esasıyla ilgilenmiyor. Yakın zamanda işte Erdoğan, Emine Erdoğan bir şeyde Dünya Ekonomi Günü'nde şey veriyor konuşmasında aynen şu cümleyi kullanıyor. İşte tüketim kültürümüze gözden geçirmemiz gerekiyor. Tüketim kültürümüze dikkat etmemiz gerekiyor derken boynunda da 280 bin liralık inci ışıldıyor ama yani hani biz bu aymazlığa neden sözümüz yok? Yani her iki kesiminde ne muhafazakar mahallenin ne de seküler kesimin. Yani dün mesela yine Cumhuriyet vesilesiyle İmamoğlu ve eşi biliyorsunuz şeydeydiler, Sultanahmet'teydiler. İşte konuşulan cümleler o kadar çirkin cümleler vardı ki yani siz bir belediye başkanının eşini belediye başkanının yanında sadece güzelliği üzerinden mi tarifleyebiliyorsunuz bir kadını? Yani bir biblo gibi bir başkanın yanında onu bir süs eşyası olarak mı tanımlıyorsun? Seküler kesme diyorum ben bunu. Yani kendinize bu kötülüğü etmemeniz lazım. O kadının bir şahsiyeti, bir kimliği olması gerekiyor. Ama mesela ben şimdi Sayın İmamoğlu işte dün akşam şöyle iyiydi, böyle iyiydi dediğim zaman ben zannetmiyorum ki Dilek Hanım'dan bahsettiğimi anlasınlar. Sayın İmamoğlu diye konuştuğumda herkes belki belediye başkanına konuştuğumu belki anlayacak. İşte kadının adı yok dediğimiz yer orası. Evet. Çok derin meseleler de hani orası artık Türkiye'de tartışılacak bir mevzu değil yani Büşra'cığım beni anlıyorsun. Şimdi gençlere bakıyorsun. Neresinden tutacaksınız bu gençlere ve neden şekil vermeye çalışıyorsunuz? Bunlar konuşuldukça, döküldükçe, alanlarını buldukça mesela düne kadar başörtüsü yasağı varken şimdi kızlarımız okulda tamam okula gidemiyorlardı değil. Okula okumak da hani tabii ki en büyük hakları. Biz bunu çözdük derken bakın mesele nereye geldi? Kendi özgürlük alanlarını açtığınızda aslında asli olarak kimin ne yapmak istediğini görmüş olursunuz. Yani bırakın da görürsün. Zaten Müslümanlık da şöyle bir şey değil mi? Yani Allah bizi muhatap alıyor ve biz talep oluyoruz. Buna talep eden talep ettiği kadar yaşayacak. Arzu eden arzu ettiği kadar yaşayacak. Nasiplenmek isteyen o kapıyı çaldığı kadarını bulacak, alacak. Peki benim ne haddime o zaman birine zorla işte başörtüsü ört demenin ya da birine zorla başını aç demenin? Yani bir defa öncelikle haddimiz olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var ki aslında başörtüsü örtmek veya örtmemekten ziyade başörtüsünü örttüğün andan itibaren herkesin üzerine söz söyleme hakkının olması durumuyla karşı karşıyayız ya, sanki. Tabii ki yani bunu sadece kişisel haklar çerçevesinde değerlendirip kim nasıl olması gerekiyorsa öyle de olabilir kabullenebilmiş değiliz. Ya, sanki kadının iradesi yokmuş gibi davranılması. Yani başörtü örttüğün andan itibaren senin tırnak içinde günah işleme, inandığın din adına günah işleme hakkın da elinden alınıyor. Halbuki sen bugün telefonda konuştuğunda çok güzel bir şey söylemiştin. Bir erkek cuma namazına gider, öbür günde
Oturur öyle arkadaşlarıyla mi? İçer ve makul de karşılanır. Öyleler. Yani ülkenin genelinde böyle. Cuma günü cuma namazından çıkar. Gayet şeydir, Müslümandır o gün. Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oturup çilingir sofrasını kurar, içerler. Pazartesi günü de yine aynı şekilde kapitalizmin çarkında yerini alır ve kimse bunu eleştirmez. Ama bir kadın başı örtülü, yani artık bırakın içki içmesi ya da onu ya da bunu, alkollü bir mekanda oturabiliyor olması bile hani sakıncalı görünür. Yani bir kadın gerçekten çok linç edilmişti. 2014-2015 o civardaydı. Zaten Gezi sonrası hatta. İşte sizin yapmak istediğiniz bu diye Gezi'ye de biraz vurgu yapmaya çalışıyorlardı ama yani mekan alkollü olabilir. Şimdi hatta arkadaşım alkol içiyordur. Ben içmiyor olabilirim ama o gün orayı tercih etmiştir. Hani işte kalbe sirayet eder. Bizi çok gerçekten fazla böyle hani sınırlandılar. Tamam, tercihin de olabilir. Gitmek istemiyor olabilir. Bu da kişinin tercihi. Gitmek istemiyor olabilirim. Gitmek istemiyor olabilir. Bu da benim tercihim olmalı. O zaman zaten insanlar hani arkadaşında, çevresinde kendisi belirler. Kültüründe kendi zaten şekil alır o şekilde. Ama biz dayatmanın her türlüsüne karşıyız. Hani yeter ki dayatma olmasın. Bugün işte konuşulurken hem muhafazakar kesimin işte böyle Müslüman olmaz, olacaksan hani adam gibi ol gibi çıkışları, diğer tarafında hani bunu dalgaya alması ya da işte sadece kadın olduğunda bunun söz konusu olması çok acıtıcı, çok üzücü. Yani bırakın insanlar öğrensinler hayatı. Yani bunlar yaşayarak öğreniyor. Ben çok hani görüyorum, yani 15 yaşındaki bir insanın düşüncesiyle 25'inde, 35'inde, 40'ında hiç aynı olabilir mi yani? İnsanlar hayat yolculuğu, bu kişinin kendi serüveni, hikayesi. Yani bırakın öğrensin. Başörtülü kızlar vardı. İşte bugün mesela başörtüsünü çıkarıp yoluna devam edebiliyorlar. Ama her iki taraftan da linç yiyebiliyorlar. Yani hiçbir şey şeklen, insanın giyimi olsun, saçının rengi, örtüsü, hiçbir şeyin göstergesi değil ya. Bu insanın sadece rengidir yani. O kadar basit. Yani çağdaşlık örtünmeyle, kapanmayla da alakalı değildir. Bu sanki biraz temsil taşınmasıyla alakalı en sanırım. Arkası. Yani şöyle ki, başörtüsü evet Müslüman olduğunu belli edebileceğin en göstergesel evet. şey şu anda. Öte yandan bir de buna eklenmiş bir mücadele var. Evet. 90'lardaki başörtüsü eylemleri, direnişi. Dolayısıyla insanlar bu konuda biraz fazla mı hassas acaba? Yani ben dün sosyal medyada şunu bile gördüm. Başörtüsü takmayı tercih etmeyen bir kadın, biz sizin için eylemlerde cop yedik, siz de biraz hakkını verin falan diye. Yani bunun üzerinden bir kadının herhangi bir tercihi konusunda hak iddia edebiliyor, yargılama hakkını kendisinde bulabiliyor. Ya biraz o mücadeleden de bahsedebiliriz sanırım. Yani o başörtüsünün temsilli bir şey olması, yani senin yaptığın herhangi bir şeyin tüm başörtülüleri etkiliyor ya da temsil ediyor olması durumunu nasıl açıklayabiliriz, nasıl anlatabiliriz? Yani mesela tabii ki bunun için bedel ödendi. Bu herhangi bir yasak da olabilirdi. Başörtüsü yasağı da gerçekten ciddi bir yasaktır. Yani ikinci sınıf muamelesi görüldü bu ülkede başörtüsü takan insanlar. Çok doğrudur, çok da haklılar. Haklı da bir mücadele verdi insanlar ama bugün bunu bir başkasının boynuna vebal olarak yüklemek de hani çok doğru olmayacaktır. Hani ben bunun işte bedelini ödedim, bugün sen de bundan sorumlusun gibi bir algı aslında hoş değil ama galiba o dönemlerde işte başörtüsüne çok fazla anlam yüklendi. Yani bugün milattan önce, milattan sonra gibi kadına işte kapalı, açık, işte kapandıktan sonra, kapandıktan önce falan, hani böyle bir şey. Yani bugün kapansın, yarın saçını örtü. Yani nerede örtülü gezmesi gerekiyorsa orada örtülü gezsin. Nerede ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Yani bunun anlamı çok fazla yüklendi. Dolayısıyla eğer biz bugün işte açık kadın, kapalı kadın, yani çok çirkin aslına bakarsan. Yani bu şekilde konuşurken bile bunları belirleyen şey aslında işte oradan gelen bir başörtüsüne yüklenen anlamlar. Yani bir dönem yine siyasi partinin, belli bir siyasi partinin bunu işte bayraklaştırmış olması da yani bunda etkili. Yani ülkede işte biraz önce dediğim gibi işte ekonomi gününde çıkar boynunda 280 bin liralık inciyle konuşan kadının işte siz aslında başörtüsünü nasıl taktığını ya da başörtüsü takıp takmadığını tartışırsanız esas meseleyi aslında görmezden gelirsiniz ve bütün bir kitleye bunu
şey olarak hani uyuşturucu olarak vermiş olabilirsiniz. Esas meseleleri kimse görmüyor. Yani bir kadının o zaman da yine aynıydı mesela. Tamam, sahalara indik, başörtüsünü taktık, okullara girdik, üniversitelere girdik. Peki sonra ne yaptık? Yani işte bunun hakkını vermek, işte tamam orada sen job yiyerek bedel ödedin ama bunun hakkını vermek gerçekten özgürlük getirdik mi? Yani ben başörtüsünü özgürlük hakkı olarak savunmuş, bunun mücadelesini vermişsem bugün birisine herhangi bir dayatma hiç fark etmez. Bu söz ifadesi bile olabilir. Bugün kimsenin ifade hakkı yok ülkede. Yani herkes korkarak yaşıyor, herkes korkarak konuşuyor. Herkes korkarak da giyiniyor. Yani mahallesinde hakikaten yani korkarak giyindiğini bildiğim kızlar da var. Açık ya da kapalı fark etmiyor. Yani bugün muhafazakarların çocukları çok farklı bir yaşam tarzı sürmek istediği halde işte onlar oradan korkarak, bazıları da işte mahalli baskıdan aynı söylediğim minvalde yine korkarak. Dolayısıyla bu özgürlükler içinde mücadele ettin mi? Yani sadece eğer senin verdiğin mücadele kendin içinse sen kendine Müslümansın. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bugün başka bir özgürlük alanı için bir söz söylediğimizde yine linç yiyoruz. İnsanlarda bir şey var, yani tuhaf bir öfke de var. Herkes kendine benzeyeni seviyor. Yani ülkenin hakikaten hastalıklı bir hali var. Bugün işte mesela yavaş yavaş biçimlenir böyle genelde seçim zamanlarında, işte hani her kitlenin kimin nereye yanaşacağı falan. Ama herkesin tuhaf bir kırmızı çizgisi var. Birden ayrılıverir orada. Akşam mesela getirdiler yine meseleyi, başörtülü ve değilmiş de belediye başkanının eşi üzerinden. Yine konular oraya geldi. Yani başörtülü işte first lady, başörtüsüz first lady. Yani gerçekten içler acısı bir durum. Tepede duranın hakikaten işte ülke yönetiminde, ülke ekonomisinin nasıl yönetildiğiyle alakalı, işte ülkedeki kapitalizmle ilişkisi ya da işte hakikaten ikinci sınıf muamelesi gören halklarla ilgili herhangi bir yakınlığı, ya meselelerle ilgili her tür mesele, Türkiye'de meseleler saymakla bitmiyor, buna yakınlığıyla ilişkilendirilmez. İşte gördüğünüz gibi başörtülü mü, başı açık mı? Yani bununla alakalı herkesin ilgisi. Dolayısıyla kuru gürültü. Kuru gürültü maalesef. Yani tekrar aslında şeye dönmemiz gerekirse programımızın ismine. Peki başörtülü kadının nasıl yaşaması gerektiğine kim karar verir? Kim karar vermeli? Fatma Bostan Ünsal'la yaptığım bir söyleşide şöyle bir şey söylemiştim. 90'larda başörtüsü çatısı altında biz hepimiz birleşiyorduk ve farklılıklarımızı da unutuyorduk. Bugüne gelindiğinde ise çok farklı. Tek tip değil artık başörtülü kadınlar demişti. Aslında eğitim hakkı, çalışma hakkı kadınlara tanındı. Daha doğrusu kadınlar bu haklarını elde ettikten sonra kadınların farklılıkları da ortaya çıktı. Yaşam tarzlarındaki farklılıklar, işte entelektüel seviyelerindeki farklılıklar. Hepsi ortaya çıktı ve aslında sanırım o dönem özgürlük adına mücadele eden insanların çok da özgürlük adına mücadele etmediğini mi gördük? Çünkü bugün bu farklılıkların ortaya çıkmasıyla birlikte kadınlara farklı bir baskı mekanizmasıyla müdahale ediliyor. Yani çok basit, bunu çok örneklendirdik. Pek çok kadın çok söyleşti bana da örnek olarak vardı. Hayrettin Karamanoğlu'nun sigara içen başörtülü kadına bir köşe yazısında laf etmesi, terbiyesiz, edepsiz olarak adlandırması gibi bir durum da söz konusuydu aslında. Sonuç olarak kim karar veriyor? Yani kadın karar vermiyor belli ki. Keşke kadın kendisi karar verebiliyor olsa ama ne diyebiliriz? Kim karar veriyordur? Yine o dönem ben işte o sözüne karşı Karaman'ın bir yazı yazmıştım. Hatta onun kendi cümlesiyle yazıya başlık yapmıştım. Sizinle paylaşacak çok şeyim var diye. Benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacak çok şeyim var demiş olur başörtülü kadın sigara içerken diye o sözüne karşılık. Orada da yine ifade etmiştim. Yani kadının nerede gezmesi gerektiğine son zamanlarda zaten çok fazla arttı ve bunların özellikle dini kürsülerden söyleniyor olmasını ben tabii ki hani tesadüfen ya da öylesine birbirine denk geldiğini falan düşünmüyorum. Birçok hoca var burada, ismini sayamayacağım. Hamile kadının sokakta gezemeyeceği, işte sokakta kadının dondurma yemeyeceği, sigara içmeyeceği, şort giymeyeceği. Yani bakın hep kadın. Yani ben gelirken birisi paylaştığın program şeyine Twitter'da altına yazmış. Umarım kendisi karar verir diye birisi. Yani
umarım kendisi, yani dileğimiz zaten sadece kadın için de değil, insanın kendiyle alakalı, yaşam tarzıyla alakalı, başkasını hiç zerre ilgilendirmeyen bir meselede kendisinin karar verebiliyor olması lazım. Keza bir defa işte hani bu konuda ben fetva verecek değilim. Yani Kur'an orada, açıp okuyabilirsiniz. Ama işte Kur'an'a yönlendirdiğinizde de bu ülkede insanların başına neler geldiğini hani biliyoruz. Konca Kürşi unutmadık mesela. Yani sadece Kur'an dediği için öldürüldü o kadın bu ülkede. Eğer birisi dinini öğrenmek istiyorsa, bunun dinde yeri ne diye sormak istiyorsa, bunun kaynağı belli, Kur'an. Ama insanları herkesin din algısına göre şekillendirmeye çalıştığınızda ne olur? Yani düşünsenize, yani o tarikat başka bir şey diyor, bu cemaat başka bir şey diyor, o hoca başka bir şey der, beriki başka bir şey. Herkesin sınırı çok farklı. O zaman ne olacak yani? İnsan kendine nasıl bir ayar düzen verecek? O zaman insan aklını kullanarak, eğer ki inanıyorsa, kitaba göre hareket etmek istiyorsa, açacak Kur'an'ı, kendisi karar verecek. Yani bu insanın en doğal hakkı değil mi? Yani yeryüzünde başka bir hak için daha mücadele hani edilebilir mi? İlk sırada bilmiyorum. İlk önce bunun için mücadele edilmesi gerekiyor. Yani insanın, çünkü şey vardı, konuşma hakkı için yine çok güzel bir söz vardı da, şey diyor, işte hani sen sözünü söyleme, hani sus, ekmeğini verelim. O da diyor ki hani susarsam ekmeğimin çalındığını hani nasıl söyleyeceğim? Yani kadınların, öncelikle tabii ki kadınların bu ülkede hakikaten çok fazla sesini yükseltmemiz gerekiyor. Kadınlar sustuğunda biz aslında hayatı susturuyoruz. Yani hayatı susturuyoruz ve kadınların hiçbir konuda şu anda çok böyle bize özgürlük veriliyormuş gibi görünüyor. İşte eğitim hakkımız var vesaire falan, ama yani isim hakkımızın bile olmadığı bir ülkede yaşarken aslında nelere hakkımız olduğu konusunda bence daha fazla konuşmamız gerekiyor. Hadi çok teşekkür ederim. Doğru zaman. Keşke daha fazla zamanımız olsa ve uzun uzun tartışıyor olsa. Ne konuşuruz diyorum ama çok konuştum herhalde. Yani gerçekten ben de böyle nasıl geçti hiç anlamadım programın ve aynı dediğin gibi bir kadının, ki sadece başörtülü kadınların değil, Türkiye'de belki dünyada pek çok kadının sorunu, yani baskılanmak, sınırlandırılmak, belli bir sınır alana özgürlük adı altında hapsedilmek pek çok kadının sorunu aslında. O sebepten umarım kadınlar, başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlar kendi kararlarını verebilirler artık diyelim ve programımızı burada sonlandıralım. Bugün Hadiye Yolcu ile birlikteydik. Başörtülü kadının nasıl yaşaması gerektiğine kim karar veriyor konusu altında Hadiye ile çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dediğim gibi dün sosyal medya üzerinden dönen bir tartışmanın ürünü aslında bu yayın. Başörtülü bir kadının oje sürmesine gelen tepkilerdi. Başörtülü kadınların alkol alması, oje sürmesi, sevgilisinin olması, sigara içmesi aslında dediğim gibi, başta da söylediğim gibi ara ara karşımıza çıkan tartışma konuları. Umarım artık insanlar da bu kararların, başörtülü kadınlarca alınan bu kararların, yaşam tarzlarının sadece kendilerini ilgilendirdiğini anlarlar bir gün. Görüşmek üzere. Yurttaşlarım, Aslan'dan çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafir göremeyiz.